Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz aylar içerisinde buradan apar topar geçirilen iç tüzük değişikliğinin ilk uygulamasını yapıyoruz. Türkiye'nin en önemli sorunlarının görüşülmesine ve muhalefetin sesinin çıkmasına olanak sağlayan grup önerilerine her partiden 10'ar dakika konuşma imkanının toplamda 40 dakikayla olduğu grup önerilerini toplamda 14 dakikaya indiren bir uygulamanın ilk birinci dakikasındayız. Şu halimize bakın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, meclis konuşmak için vardır. Meclis söz söylemek için vardır. Sözü olan, iddiası olan, konuşacağı konu olan gelir buradan konuşur. Şimdi çok önemli bir konuda SEGBİS gibi ses ve görüntü bilişim sisteminin yargılamada yarattığı sorunların görüşülmesi gibi bir konuda biz 3 dakikada görüşlerimizi ifade edeceğiz. Ya bu kadar ucuz mu değerli arkadaşlar? Türkiye'yi bu kadar ucuz mu görüyorsunuz? Türkiye bu kadar bedava mı yönetiliyor? Yani Türkiye'nin en önemli sorunları buraya gelecek, gerekçesini açıklamak isteyen 5 dakika, grup önerisini veren diğer partiler 3 dakika. Değerli arkadaşlarım, şu anda yaşadığımız meclisimiz açısından bir utanç vesilesidir. Utanç. Konuşulacak konular burada konuşulacak. Sokakta değil, burada konuşulacak. Bu olanağın yitirildiği bir tablo iyi bir tablo değildir. İlgilinin yüz ifadesini göreceksiniz SEGBİS sisteminde. Vücut hareketlerini, tavır ve davranışlarını gözlemleyeceksiniz. İlgilinin duygularını anlamaya ve söylediklerini dinlemeye çalışacaksınız. Değerli arkadaşlarım, ceza yargılamasında ve bütün yargılamalarda en önemli usul hakimin sanıkla ya da davanın taraflarıyla yüz yüze gelmesi ilkesidir. Hakim orada vücut dilini görecektir. Tıpkı sizin benim gördüğümüz gibi. Bakacaktır sanığa ya da davanın taraflarına. Vücut dili söylediklerinin dışında da bir şey anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Hakim bunları nasıl değerlendirecek? Televizyon kanalından kendisine yansıyan bir görüntüyle bunları izleyecek, mekanik bir görüntü. Yani biz işin inceliğini kaldırıyoruz, bir mekanik görüntüyle hakime sen bunları yoruma diyoruz. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir yerinde olmadı değerli arkadaşlarım. Hiçbir yerinde olmadı. Giderek ağırlaşan adil yargılama hakkını etkileyen... Yani bunlar konuşulmazsa değerli arkadaşlarım biz nelerde buluşacağız? Şimdi burada şu konuştuğumuz dahi meramımızı anlatmaya yetmiyor değerli arkadaşlarım. Şimdi bu bakımdan tekrar bu iç tüzük değişikliğinin grup önerilerinden her partinin 10'ar dakika ifadesini bulduğu grup önerilerinin düzenlenmesi zorunlu değerli arkadaşlarım. Diğer iç tüzük değişikliğine yaptığınız antidemokratik uygulamalar gibi. Buradan bir şey çıkmaz, hayırlı sonuçlar çıkmaz. Yaşayarak göreceğiz. Bu iç tüzük değişikliği ayrıca bir anda size süratli bir çalışma olanağı da sağlamayacak. Uluslararası anlaşmalarda göreceğiz. Başka diğer anlaşmalarda göreceğiz. Yani bu muhalefetin sesini oradan kıs, buradan kıs. Bir şey konuşulmasın, o duyulmasın, bu duyulmasın. Bunların tümü yanlıştır değerli arkadaşlarım. Bu önerge haklı bir önergedir. Gerçekçi bir önergedir. Yargılamada karşılaşılan usulsüzlükleri, hataları, bunları araştırmaktan niye kaçınalım değerli arkadaşlarım? Bunu AK Parti de verebilir, MHP de verebilir, biz de verebiliriz. Sayın Gök, teşekkür ederim.